Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, Tabu Xlaş oyununu yani büyük Tabu'nun nasıl oynandığını anlatacağım. Daha önceden anlatmıştım fakat hani yaklaşan yılbaşı sebebiyle daha çok oynanacak ve daha detaylı bir video talepleri geldi. O sebeple yenisini çekiyorum. Sizler de videoya beğenerek ücretsiz destek olabilirsiniz. Videoda anlamadığınız noktalarda yorum olarak yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplandırıyorum. Şimdi oyunumuzun mantığı zor değil. Ama hani ilk başlayacak arkadaşlar, ilk defa oynayacak oyuncular biraz zorlanabilir. E, oyunumuz en az 4 kişiyle oynar arkadaşlar. Ve genelde 12 yaş üzerine tavsiye edilir. Şöyle bir tablomuz var. Önce bir şunu açayım. Şöyle çevirelim. Ve aşağıdan yukarıya görünmesi daha önemli. Bir görünecek şekilde. Evet. Şöyle koyalım. Şimdi ufaktan yerleştirmelere başlayacağım ama oyunumuzun içinde arkadaşlar her alanın ne işe yaradığı, neyle ilgili olduğu şöyle basit şekilde anlatılmış. Ama hani e, çok uzun okuyamam abi, Bir öğrenmem gerekiyor falan dersen de, derseniz de yani videoyu izleyerek detaylıca anlatacağım zaten. Hemen hemen burada yazan her şeye hakim olabilirsiniz. Şimdi oyunumuzun için arkadaşlar şöyle kağıtlarımız mevcut. Şunları kenara koyalım. Şöyle mavi kartlarımız var. Ben sıralı bir şekilde dizmedim ama sizinkiler şöyle sıralı olsun arkadaşlar. A harfler aynı hizaya gelecek şekilde. Şöyle yapayım. Şu maviyi maviye. Mantı zaten basit. Sarıyı sarıya. Kırmızıyı da kırmızıya koyacağım. Bir de yeşil kartlarımız var tabi arkadaşlar. Şöyle. Yeşil, sarı, kırmızı ve mavi renkleri biz mevcut. Şöyle sarıları, hepsini kendi yerine önce yerleştiriyoruz. Kırmızı kart bayağı fazla sebebi de arkadaşlar oyun esnasında anlayacaksınız. Kullandığımız kelimelerin öğrenilmemesi için. Şöyle koydum. Ve şöyle ilerlememiz için renklerimiz mevcut. En fazla 3 takım olacağı için yani 6 oyuncu olacağı için 3 tane koymuşlar. Her takıma bir tane. Başlangıç burası. Başlangıç arkadaşlar. Hepsini bir koyalım. Biz iki takım üzerinden anlatacağım. iki tanesi yeterli. Hatta daha belirgin olsun şunu koyalım. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi kuklamız var. Şöyle. Şu kuklayı da kenarıya koyuyorum. Çünkü bunu da oyun esnasında kullanacağım ve zaman tablomuz arkadaşlar. Bu da süre tutmamız için. Şöyle boş boşaltayım. Şu da şurada kalsın. İçinde başka da bir şeyimiz yok. Şimdi arkadaşlar en başta başlıyoruz. Renklerini Nasıl ilerliyoruz? Kukla ne işe yarıyor? Zaman çizelgesi neden var? Hepsini anlatacağım. Kırmızıdan başlayalım. Arkadaşlar kırmızı hemen hemen bir çoğunuz oynamasanız da duymuş olabilirsiniz. Kelime anlatma. Şimdi ikişerli takımlara ayrılıyoruz. Bu takımlarda ne kadar iyi birbirimizi tanırsak o kadar avantajlıyız arkadaşlar. Yani ortağımı ne kadar iyi tanıyorsam o kadar kolay anlatırım. Şimdi kırmızıda gördüğünüz gibi üstte bir kelime var. Altta 3-5 tane daha kelime var. Bunlar şöyle ters çevrildi duruyor. C, C ve D yüzü ters çevrildi duruyor. Çekiyorum ve A'dan anlatmaya başlıyorum. Sığmak kelimesini girmek, iç, dış, taşmak ve olmak kelimelerini kullanmadan ortamı anlatmam gerekiyor. Yalnız anlatırken şu alttaki 3-5 kelimeden birini kullanırsam eksi bir ceza yiyorum. Yani bunları kullanmamam lazım ve bunu geçmek zorunda kalıyorum. Süremiz 60 saniye arkadaşlar. Yani sıra anlatmaya başladığımda hemen bu süre başlıyor. Ben anlatıyorum mesela. Sığmak kelimesini anlatmak için girmek, çıkmanın zıttı deriz. Girmek. Girmeyi ortağımıza söylettik mesela. Zıt anlamlı kelimelerden gidebilirsiniz. Faydasını görürsünüz. Girmeyi söyledikten sonra artık girmek kelimesini de kullanarak sığımı anlatabilirim. Yani sığ dedi. Sığ dedikten sonra da hani ek getir deyip mak ekini isteyebiliriz. Bu şekilde ufak kolaylıklar var. Bunlar yasak değil. Sadece şu alttaki kelimeleri ve kelimenin sığ ya da atıyorum sığı daha önce biz söyletmeden önce söylersek, biz söylersek gene eksi bir yeriz. Mesela şuradan bir tane daha kelime hemen anlatayım. Koçan gördüğünüz gibi. Mısır tane soymak, bilet kesmek kelimelerini kullanmamam gerekiyor. Mısır koçanı ya. Piramitlerin olduğu ülke deriz Mısır. Mısır'daki daha sonra da taneleri söyletiriz. Mısır taneleri nedir diye söyleyip. Oradan Mısır tanelerinin üzerinde bulunduğu gibi. Yani anlatmak tamamen sizin kelime hazinenizin fazla olmasına ve yeteneğinize bağlı. Anlatmaya çalışabilirsiniz. Şimdi birinci kelimeyi bildi. Bakın bu arada süremiz bitti. Süre bittiği anda rakiplerimizden biri ses çıkartıp sürenin bittiğini bize belirtir. Bu oyunun içindeki kurallardan biri. Bir oyuncu yanımıza gelir. Rakip oyunculardan biri şu alttaki kelimeleri söyleyip söylemediğimizi kontrol eder. Diğer rakip oyuncusu süreyi takip edip bu sesi çalar. Çaldığı anda yani son kum tanesi düştüğü andan itibaren daha kelime anlatamayız. Bilse de geçerli olmaz ortağımız. Şimdi kırmızı haneye de anlatıyorum. Anlattığımız işte bu kelimelerle ilerleyeceğiz. A harfini anlattık. B harfine geçtik. B'yi anlattık. Sonra ikinci kartı çekiyoruz. Yine A harfi, B harfi. İki tane pas hakkımız var arkadaşlar. 60 saniye içerisinde onları güzel kullanmamız lazım. Şöyle desteği elimize alarak da komple desteği alarak da hızlanabiliriz. Anlattığımız kelimeyi alta koyup yeniden üstten devam ediyoruz. İlerlemeye başlıyoruz 60 saniye içinde. Kırmızı kırmızı 3 tane kelimeyi bildi. Dördüncüye geçtiğinde gördüğünüz gibi kalem ve sarı işareti var. Yani sarı kartlara. Hemen bir kağıt bir kalem alıyoruz. Kağıtlardan şuradan bir tanesini çekiyoruz. Boş kağıdımızı. Şuradaki hemen ilkinden başlıyoruz. Ağı, Ağı çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle kelime kullanmak yasak. Ağı anlattık mesela anlamadı. Bumerang. Bumerang'ı anlattık. Anladı anlamadı. Gübre. Sonra geçtik. Havuz, bu, duş, buğday. Bunlardan arkadaşlar anlatabildiğimiz kadarını çizerek anlatıyoruz. Bu kelimeleri rakibimiz bize gösteriyor yani rakip yandaki şöyle gösteriyor bunu anlatacağım diyorsunuz bunu çizmeye başlıyorsunuz buzdolabını çizemediyseniz Eğer yani çizmeye başladığımızdan itibaren çizgiyi koyduğumuzda bile anlasa ortağımız hemen artı bir oluyor ve ilerliyoruz geri kırmızıya geçiyoruz sonra kelime anlatıyoruz arada geçişleri mümkün olduğunca hızlı yapın bunda süre çok kritik önemli ve devam edelim. İlerledik. Çizmeyi geçtik. Çizmeyi hallettik. Çizme biraz yetenek işi arkadaşlar. Benim mesela çizmim çok kötü. Yani çizimde biraz daha el yeteneği e, ön plana çıkıyor. Yeşile geçtik. Yeşilde de arkadaşlar şöyle hemen e, şuradan bir tane şey alayım. Şunu koyuyorum bire. Yeşilde arkadaşlar çektik bir tane. Mesela yağmur su bu, bulut deriz mesela bulut. Bulut dediğimizde ortağımız yağmur derse bir kelime kullanmış ve rakibim ortağımız bilmiş olacak. Bir ilerleriz. Yani her kelimeye bir kademe ilerliyoruz. Maksimum 15 kelime hakkımız var. 15'e geldiği anda süre şeyi biter. Anlatma şeyi. Mesela yorgun. Çok koştum. Deyip çok koştum. Ortağımız anlamadıkça kelime tüketeceğiz. Ve her tükettiğimiz için bir kelime tükettiğimizde bir ilerleyeceğiz. Bir kelime tükettiğinde bir ilerleyeceğiz. Mesela çok koştum. Yoruldun dedi. Ee, ek değiştir dedi. Ek değiştir bile arkadaşlar kelime her ağzımızdan çıkan için ilerliyoruz. Ek değiştir demek bile e, kelime türet ağzımızdan çıktığı için ilerlemeye sebep olur. Mesela yorgunu bildi. Bildiği anda hemen bir ilerliyoruz. Bir ilerliyoruz. Ve oyundaki tabunun simgelerinden bile kuklaya geliyoruz. Kuklanın rengi de mavi. Bu 15 kelimeyi arkadaşlar sonuna kadar 15'i tükettiğimiz anda süre bitmese bile süremiz istisnai bir durum var burada. Süre bitmese bile 15 kelimeyi bitirdiğimizde artık el geçer. Yani 60 saniyenin bitmesinin bir önemi kalmaz. Sonra arkadaşlar rakip oyuncunun bu arada süreyi iyi takip etmesi lazım. Bazen oyunun heyecanı ve muhabbetin e, yoğunluğuyla yani gırgır gır şamatanın arasında kaynayıp süreyi unutulabiliyor. Süre unutulmuşsa ne kadar anlatmışsak o kadar ilerleriz. Hiç önemli değil. Rakibimizin çünkü sorumluluğunda bunu takip etmek. Bu kısma kadar olan yerleri umarım anlamışsınız arkadaşlar. Anlamadığınız kısımları yorum olarak yazın. Cevaplandırıyorum. Daha sonra e, Oyunumuzun simgelerinden biri olan kuklaya geldik. Bu da mavi. Mavi kartımızla arkadaşlar. Ters çevirile çekiyoruz ve açıyoruz. A'dan başlıyoruz. Dilenmek. Dilenmeyi kuklayla çeşitli şekillerle anlatmaya çalışacağız. Kuklayı yönlendirerek. Kuklayı istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiçbir kelime kullanmıyorsunuz. Sadece kuklayla anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve kukla kısmı aslında e, eğlencenin dozunu artırıyor. Yani kuklayı ne kadar... İyi kullanırsak o kadar iyi anlamış olur. Şaşırmak. Kuklayla şaşkın işareti yapmaya çalışırız mesela ortağımızın anlaması için. Kuklayla bildikçe de gene ilerliyor. Gene aynı şekilde süre 60 saniye. Hiç değişen bir şey yok. Bu şekilde anlatıyoruz. Evet arkadaşlar yani başka da anlatmadığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer sizler de eksik bir şey görürseniz yorum olarak yazın. Onu da açıklama kısmına ekleyeyim. Videoyu beğenerek bana ücretsiz şekilde destek olabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.